İki mahkum yatıyorlar yine koğuşta. Aklıma geldi yine koğuşta. O ona soruyor. Sen kaç yıl yedin diyor. Oradaki diyor ki ona 15 yıl diyor. Sen diyor. Öğrenmedim dedi. Sürpriz olsun. Öğrenmedim. Sürpriz olsun diye öğrenmemiş. Şunu bir orijinalini bir görebilir miyim bir? Orijinal değil abi bu şey değil. Başka bir şey yani. Abi bir daha. Ya sen bile anlamıyorsan. Ben sonunu bekliyorum. Bir daha söyler misin? Ani bitiriyorsun lan. Abicim iki tane mahkum yatıyor. O ona soruyor diyor ki. Kaç yaşlarını yedin diyor. 15 diyor. O ona soruyor. Sen diyor. Öğrenmedim diyor. Sürpriz olsun diye diyor. Öteki 15 diyen iyi fikirmiş diyor. Nasıl öğrenmemiş? O mahkemede yüzünü okumuyorlar mı onun kaç yıl yediğini? Ya sen de orasını mı düşünüyorsun? Ben okuyorum, düşünüyorum. Sen de orasını mı düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Ya sevgili seyirciler, sevgili halkımız. Ya görüyorsun değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Neler uğraşıyorum, ne ince espriler var. Abdülkerim abi de enteresan. Ne ince espriler var? Niye sormamış, yüzünden anlasın. Ya herhalde adı diyor ki öğrenmek istemedim diyor. Abi ya. Öğrenmek istemedim. Ya mahkemede hocam adamın yüzünü okumak istememiş. Söyleme demiş hakime. He? Söyleme demiş. Sürpriz olsun. O da iyi fikir diyor. Tamam demiş, attım onu içeri söylemiyor. O da iyi fikir demiş. Şimdi Kadir bırakmıştır. Öğrenciler otobüslere binerken paso gösteriyorlar değil mi? Evet. Paso. Pasonun adı eskiden şebekeydi. Yani içeri girerdin. Şebekeyi gösterdin. Hayır, şebeke derdin. Paso şebekeydi. 20, 30, 40 yıl önce. Bizim çocuk, evet genç. Adamın biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. Bir tam bir şebeke dönmüş. Adamın birisi doktora gitmiş. Size yılan... Yılan fıkrası anlatayım mı? Yılan fıkrası anlatayım mı? Bir şebeke. Maymun da sırtında. Adamın birisi doktora gitmiş. Doktor sormuş. Hastalığın ne demiş? Unutkanlık. Doktor hastaya sormuş. Ne zamandan beri unutkansın demiş. Şaka bu. Aslında bu bizde kafa yapıyor. Evet. Kafa yapıyor bizde ya. Ne zamandan beri unutkansın demiş. Abi unutkan adam nereden bilsin ne zamandan beri unuttuğunu? Vay helal olsun size. Abicim bendekiler incedir, ince. Adam unutuyor. Adam unutkan zaten. Adam unutkan, evet. Adam unutkan. Doktor da diyor ki... Ne zamandan beri unutkan hastalığın var diyor. He, doktor aptal yani. Nereden bilsin? Adam unutkan diye nasıl hatırlasın? He, doktor aptal. Anlayabildim. Ya size helal olsun. Melo'ya geçelim. Diyor ki ne zamandan beri unutkanlık var? Ya önce doktor... Adam zaten unutkan, nereden bilsin? 3 senedir. 2 senedir. 3 senedir. Vallahi tebrik ederim Rasim. Abi anlayamıyorum ben... Sen anlatamıyorsun tuhaf herhalde ya. Ertem tuhaf bakıyor. Hoca bir tane haybeden bir şey anlattı. Yalandan kahkahalar atılıyor falan. Yalandan yok, mı? Abi güzel ya. Abi tabii bir şebeke. Hocam. Bir tam bir şebeke. Hocam şebeke. Ben unutan doktoru anlayamadım. He? Unutkan. Doktor unutmuyor hocam. Hasta unutkan. Dur, anlatışında sıkıntı var. Tane tane anlat. Hocam bir daha anlamıyorsunuz hocam. Hocam bir daha bir anlatsın. Hocam sen doktorsun. Tamam mı? Sen doktorsun değil mi? Doktor. Ahmet Çakar. Ben de unutkanlı hastalığı olan bir hastayım. Sana geliyorum. Tamam mı? Sen bana soruyorsun. Diyorsun ki ne zamandan beri unutkanlı hastalığı var sende? Sor bakalım hocam. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var Sinan Bey? Bilmiyorum. Bilsem söylerim. Unutkanlık var bende zaten. Ha, unutkansın sen. Zaten unutkanlığı bana sen soruyorsun. Unuttu. Unutkanlığımı unuttun. Sen bana ne zamandan beri unutkanlık hastalığım var diye soruyorsun. Fıkra değil. Bilmece gibi şeyler söylüyorsun. Abi, bilmece işte bildirmece. Fazla zeka. Fazla zeka. Aşırı zekadan bunlar. Anla. Özür dileriz. Hocam bir adama soruyorsun. Diyorsun ki unutkanlık hastalığı olan adama diyorsun ki ne zamandan beri unutkanlık hastalığım var? Ha? Niye öyle bakıyorsun? Ha? Hocam nasıl bir duygularla nasıl? Bakıyorsun? Merhamet. Güzel değil mi? Güzel değil mi benim? Hocam onu bir daha anlatsın. Görürüm. İkisi güzel değil mi? Güzel güzel. Sen bir doktorsun. Ben sana geliyorum. Güzel. Unutkanlık hastalığı var bende. Sen bana sor. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var sende diye bana soruyorsun. Ulan bilsem ben o zaman sana niye gelirim? Tabii. Doğru. Doktor doğru. Salak. Doğru. Komik değil bu ya. Bu da komik değil. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? Gol, gol. Bu da mı gol değil?
Komik komik canım. Mizah var. Komik valla. Mizah, mizah. Yani ince. Hoca kalın mı? Anlamazsın. Hoca kalın mı? Hocanınki... Tabii ya, bırakın bu işleri. Hadi abi geçme hele ya. Kalınca. Hadi geç abi, size bir iş olmaz. Hoca kalın. Felipe Melo. Sevgilisi. Abi ince yapıyorum, anlamıyorsunuz. Hoca kalın seni. Bunlar mizah ince. Hoca. Abi hoca kalın seni. Hoca sana Münih bir baksın. Hoca sana Münih. Sen bu hocaya bir bak. Kalın seviyor. Hoca Münih'i... Münih hocayı bir üfle. Ertem ince mi kalın mı? Münih var ya, Münih. Nasıl ya? Münih bırakın ya. İnce ya, yapmayın. İnce yapıyorum anlamıyorsunuz. Doktor soruyor. Ertem kasıtlı yapıyorsun. Anlatamıyorum anlatamıyorum. Ertem sana kasıtlı yapıyorsun. Mağaz yapıyorsunuz bu gece bana. Anlaşıldı. Ertem sen bir tane anlat. Hadi abi bırak fıkrayı falan. Hadi Temel gelmiş. Yok Temel değil ya. Bir tane çok güzel var. Söyle abi. Derinin biri oldukça soğuk bir havada hamamda yıkanıyordu. Öte tarafta iki kişi birinin soğuktan donduğundan bahsediyordu. Bunu işiten deli... Allah Allah. İnsan bu sıcakta hiç donar mı ya? Bak çocuk ne demiş biliyor musun? Hüsnü dönmez. Sinan abi ben Glasgow'da yaşıyorum. Fıkranızı Glasgow'lu kız arkadaşıma tercüme ettim. O bile kahkaha attı. Ama stüdyoda anlayan yok. Aynen. İnce yapıyorum. İnce araya. İnce. İskoçlar inceden anlıyor. İnce. Biz Türkler kalından anlıyor. Biz salağız. İskoçça zeki yani. Abicim çok güzel eşliği var. İskoç inceci. Biz Türk kalıncı. Ertem sen şimdi. Kalın kalın. Sen şimdi. Rasim güzel konuş. Şöyle şeyler söyleme. Abi sen özellikle bir kalın Türk. Şimdi sen bana geliyorsun. Geldim abi. Sende unutkanlık hastalığı var. Ben de unutkanlık hastalığı. Ben de operatör doktor, unutkanlıklar uzmanı doktor Sinan Engin'im. Evet. Oo. Sen bana geldin. Aa doktor. Bana geldin. Dedim ki geldin bana. Ben de biliyorum. Ben de sana soruyorum. Ertemciğim ne zamandan beri unutkanlık hastalığına yakalandın diyorum. Ertem bile şaşırdı. İşte bu. İşte bu. Evet unuttum çünkü. Bilmiyorsun ki sen hastalığın unutkanlık. Doktor salak sana soruyor. Tabii. Ya da estağfurullah Sinan Engin değil de yani abi, doktor olarak. Bu ince yapıyorum anlamıyorsun. Bak şu an bir şey söyleyeceğim sana bir mesaj daha geldi. Ertem gülmüyor. Abi diyor Çin'deki arkadaşıma anlattım diyor. Çince diyor kahkaha attı diyor Çince diyor. Adam buyur. Al ne ismi? Mert Avcıl. Bak. Mizah var arkadaşlar. İnce. İnce. Ertem'i de gülmedik. Ertem'in de anlattığı kimin? Da ben skandal. Bir teşkil abi. İki senin tane... anlattığın da Ertem skandal. Ertem'in de seninki de skandal. Hasan bak ne demiş. Gibi oldular. Oğuz Aslan 1907. Sinan abi bunu konferansımda kullanacağım. Müthiş espri. Doktor. Hangisi? Doktor. Yani müthiş. Oldukça. Öteki de müthiş ha. Abi ya. Öteki de. Yok. Yılmaz ne demiş Yılmaz? Yılmaz Tren. Ne diyor çok ya? Komikmiş. Gerçekten uyuyamam bak gülmekten. Aferin Yılmaz bak. Komik abi.